Askerde işte bu restorandayken, yemekhanedeyken bir tane lise arkadaşımı gördüm. Öyle bir yerdi bizim askerlik. Şimdi bir tane arkadaşımı gördüm. Çocuğu da liseden beri görmüyorum 5-6 senedir falan. Abi ne haber, ne yapıyorsun falan konuştuk. Dedim ki ne iş yapıyorsun? Dedi ki ben pet satıyorum. Kadın peti satıyormuş. Ve ben bu herifi en son gördüğümde Amerika'ya yazılım okumaya gitmişti. Yani bizim görüşmediğimiz o 5-6 sene içerisinde ne yaşamış olabilir bu çocuk? Hani düşündüm ben de acaba harbiden ne yaşadı diye. Belki de hani her sevişmeye çalıştığı kadın renkli çıktı. Dedi hani ben bu krizi fırsata çevireyim en iyisi. Dedi ben bu oyunu bozarım gibi bir şey olmuş olabilir. Ama insan düşünüyor yani bir erkek neden hani hayattaki bütün imkansızlığını sembolize eden bir ürünü hayatının merkezine koyar. Bilemiyorum. Dedi ki bana abi sen de entertainment sektöründesin. Bir reklam çeksek dedi nasıl olur sence falan. Dedim abi pedi takan ben değilsem oynayabilirim. Sonra düşündüm acaba bir slogan olsa nasıl bir şey olur. Bu arada reklamını da yapayım. Çocuk da burada biraz. Ped normal bir ped değil. Organik bambu lifinden yapılan bir ped. Hani veganlar da yiyebilir. Veganlar öyle bir şey sanıyormuşum. Organik bambu ped nasıl bir slogan olabilir diye düşündüm. Şimdi organik bambu deyince hani biraz bütün halka hitap etmiyor. Sıkıntı, BİM'e koyamazsın anladın mı? Yani sike sike makro center gibi bir şey ama işte fazla para kazanmak için de herkese hitap etmen lazım. Hani öyle bir slogan lazım. Düşündüm böyle hani organik bambu pedle metrobüs arasında organik bir bağ kuracaksın ki herkes alacak onu falan. Düşündüm nasıl bir slogan olabilir? Düşündüm ve şöyle bir şey aklıma geldi nacizane. Bambu organik ped. Amına koyduk. Halkla bağ kurmak için yoksa... Bir de pet sloganları zaten kötü çoğunluğu. Yani hani bu ne kadar daha kötü olabilir? Mesela şöyle bir slogan var. Orkid kanatlandırır. Neyi? Bizimkinde en azından kimin neyi nereye koyacağı. Çok net bir biçimde. Orkid reklamları da evet biraz sıkıntı. Benim hiç hoşuma gitmiyor orkid reklamları. Çünkü kadınları çok yanlış portreliyor. Sanki siz sürekli beyaz giymek istiyormuşsunuz da hep o güne denk geliyormuş gibi. Beyaz pantolon stylish bir şey değil. Ama Türkiye'de reklamlar tabii sıkıntılı. Ben daha buraya gelirken arabayla radyoda bir tane duydum. Bir kamu spotu. Duyan vardır çünkü burada belli ki arabası olan seçkin bir kitle var. Kadıköy'de anlatıyorum, hepsi metrobüsle geliyor. İlk defa ben kitlemi bulmuşum. Ben para almıyorum çıkmak için bu arada dedim hani. Geleyim ben de benim kitle falan. Şöyle bir reklam. Türkiye'de her gün 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Ama sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri yılda 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Şimdi benim bu reklamı dinleyip de sigarayı bırakma olasılığım... Benim bunu duyduğum zaman tek düşünebildiğim şey, sigara piyasasında ne para var ya? 700 milyar dolar ha? Ama bu işe mi girsem ben? Tütüncü falan da olur. Bir de bir insanın hani radyodan bir reklam duyup da sigarayı bırakma olasılığı nedir abi? Hani şöyle bir insan var mı mesela? Geçen gün bir kamu spotu dinledim ve sigarayı bıraktım. Devlete müteşekkirim. Bu anca başka bir kamu spotu olabilir. Benim bir önerim var bununla alakalı. Sigarayı bıraktırmak için bir kamu spotu çekmek istiyorsak şöyle bir şey bence olmalı benim elimde olsaydı. İlk sahnede süper bir seks. Yakından çekiyoruz, şehvetli bir seks falan. Kesiyoruz ikinci sahne, seks sonrası sigarası. Yine her şey çok keyifli, hiç sıkıntı yok. Bir sonraki sahne, çok yakın çekim, erekte olamayan bir penis. Bunu göster. Sigara içen kalırsa adam değilim. Yani çünkü herkes şöyleyiz. Herkes bir gaza gelir, gaza gelir, gaza gelir. Son sahnede
sigarayı acilen bırakmam lazım.